Nari'nin yengesi de tutuklandı efendim Hediye Güran, tutuklu amca Fuat Güran'ın eşi. Anlatacakları çok önemliydi çünkü telefon sinyalleri Nari'nin kaybolduğu gün birkaç kez evine girip çıktığına işaret ediyordu. İfadesi alındı sonra da kasten öldürme iştirak suçlamasıyla tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 12'ye çıktı. Dördü cinayete iştirak suçu. Anne Yüksel Güran, abi Enes Güran, amca Salim Güran ve yenge Hediye Güran. Dördünün ortak noktaları cinayetin işlendiği gün aynı yerde olmaları. Hediye Güran ifadesinde ise suçlamaları reddetti. Tutuklu amcayla ilişki yaşadığını yalanladı. Ailenin toplanarak Narni öldürme kararı aldığına şahit olmadım diye ifade verdi. Cep telefonunu Narni'nin kaybolduğu gün değiştirdiğini de doğruladı ama nedenini anlatmadı. Yenge Hediye Güran ve iki kuzeninin de jandarma sorgusu tamamlandı. Üç şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Kuzenler serbest bırakıldı. Yenge tutuklandı. Günlerdir Narin Güran cinayeti soruşturuluyor. Her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Her gün yeni iddialar ortaya atılıyor. Tutuklamcalardan Fuat Güran'ın eşi yani Narin'in yengesi Hediye Güran'ın ifadesi soruşturmada kilit öneme sahip. Çünkü tespitlere göre hediye Güran Nari'nin kaybolduğu 21 Ağustos günü iki kez Nari'nin evine gitti. Gittiği saatlerden biri de Nari'nin öldürüldüğü değerlendirilen zaman aralığına denk geliyor. Tutuklu abi Enes Güran da saat 16 sıralarında annesiyle yengesi Hediye Güran'ı evde otururken gördüğünü anlatmıştı. Sorguda Hediye Güran'a o gün Nari'nin evine neden gittiği ve orada neler gördüğü soruldu. Ben olay günü Nari'ni hiç görmedim. Yüksel'in evine iki defa gittim ama bir olaya şahit olmadım. Ben eşime ait olan Salim'in kullandığı aracı kesinlikle görmedim. Hediye Güran'a Salim Güran'la Temmuz ayında yaptığı 25 saniyelik görüşme yine Salim Güran'ın biri sabah 5'te toplam 5 cevapsız çağrısı soruldu. Cevapsız çağrılara ilişkin diyeceğim yoktur hatırlamıyorum. 25 saniyelik görüşmeyi tam hatırlamamakla beraber Salim'in eşiyle yaptığımız görüşme olduğunu düşünüyorum. Yenge, Narin kaybolduktan birkaç gün sonra cep telefonunu değiştirdiğini anlattı. Salim Güran'la aranızda bir ilişki var mı sorusuna kesinlikle böyle bir şey yok yanıtını verdi. Şüpheliye, Salim'le cevapsız çağrılarla mı haberleşiyorsunuz sorusu da yöneltildi. Yok öyle bir şey, ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Hediye Güran ve iki kuzen sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. İki kuzen serbest kaldı. Hediye Güran cinayete iştirak suçlamasıyla tutuklandı. Narin'i kim öldürdü? Bir şey söylemeyecek misiniz? Soruşturmada kuzenlerden Melike Güran, Nari'nin 17.40'da evlerine geldiğini söylemiş. Sonraki ifadesinde ise saati değiştirip yalanını Salim Güran bizi böyle yönlendirdi diye açıklamıştı. Melike Güran'ın ifadesinden bir detay daha çıktı. Nari'nin cesedi bulunduğu gün teyzeyle yenge ve kuzenler arasında kavga çıkmıştı. Nari'nin cesedinin bulunduğu gün Nari'nin teyzesi Yasemin parmağını sallayarak annem maşallah Güran'a ve ablam Birsen Güran'a siz sustuğunuz için bu olay böyle oldu diye bağırdı. Biz de kendisine hiçbir şey bilmediğimizi söyledik. Melike Güran sorguda teyzenin bu sözüyle neyi kastettiğine dair bir detaysa anlatmadı. Aynı kavgayı tutuklu abi Enes Güran da sorgusunda anlatmıştı. soruşturma sürerken Narin cinayetinde yeni bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Narin aslında görmemesi gereken şeyi 20 Ağustos'ta Ahır'da gördü. Cinayet o akşam planlandı. Ertesi günde işlendi. Çünkü baba Arif Güran o gün dün davetiyesi dağıtmak için Batman'a ailenin diğer üyeleri de civardaki başka kentlere gitmişti. Allah kahru perişan etsin. Rabbim onların evine de bu ateşi düşürsün. Kim bizden ne istedi? Çekirdek bir aileydik. Lüks bir hayatımız böyle. Şatafat bir hayatımız yok. Narin cinayetinin ardından köyde tam manasıyla omerta kuralı işliyor. Yani İtalyan mafyasındaki suskunluk yasası gibi. Aile iddiaya göre hep birazdan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ı suçluyor. Soruşturma dosyasında şüpheli olmayan tek abi Baran Güran'a Nari'nin naaşı teslim edilmişti. Abi Güran hukuki hamle yaptı. Baran Güran bugün baromuza hukuki destek talebinde bulundu. Kim olursa olsun olursa... ...tespit edilmesini ve hak ettiği cezayı alması için de baromuzun kendisine hukuki destek sunmasını talep etti. Nari'nin mezarı da tamamlandı. 8 yaşında katleden kız çocuğunun mezarı ziyaretçilerin getirdiği oyuncak ve çiçeklerle doluydu. Mezarının yanına bir de Türk bayrağı dikildi. Kardeş, hiçbir haber yok mu ya? Abi daha hiçbir haber yoktur valla. Nari'nin amcalarından Kurtuluş Güran'ın arama çalışmalarının 5. gününde arkadaşlarıyla bu garip videoyu çekip paylaştığı ortaya çıktı. Bizim de vicdanımız rahat değil kardeş. Valimize gelen bu. Belki bununla vesile oluruz kardeşimize.